158. Cuma Cumhurbaşkanı'nda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın abi? İyi. Yaz geldi sonunda. Evet artık gösterdik. Geçen haftaki serzilişinden sonra. Kupa'nın ilk günü. Evet. Türk, Türk, Türk milli takımının ilk günü. İlk maçı. Evet. Açılış maçını İtalya ile Roma'da yapıyoruz. Ve o maçı orada seyredecek olan insanlar var. Ne kadar keyifli değil mi? Kesinlikle. Yani hem İtalya hem Kupa'nın açılış maçı. Hem İtalya-Türkiye maçı süper çok Türkiye güzel. Türkiye'nin de e, galiba tarihindeki ilk açılış maçıymış. Yani Öyle mi? Hiçbir açılış hmm. maçına denk gelmemiş. O açıdan da güzel. Tabi e, yeni genç ekip hatta Euro 2020'nin en geç kadrosu olarak bayağı ümidimiz yüksek şeyler şeylerdi. Yani yurt dışındaki basın da ana favori olarak göstermese de. Büyük sürpriz yapabilecek, sürpriz büyük potansiyel yapan şey, bir ekip olarak gösteriyor. İkimiz de eski formaları çaktık. Evet. Takı, takım bugün beyaz formayla çıkacak büyük bir ihtimalle sahaya öyle Tabii değil mi? Tabii ki İtalya'nın klasik ıı, mavisiyle ma çıkar. çıkar. İtalya'nın da forması güzel bu arada onu da kabul etmek lazım. Tabii. Onların maviliği güzel bir mavi. Biz o beyaz şey vintage mı diyoruz ona şimdi? Evet, ee, evet vintage şey evet. Eski de eski hatta ilk e, resmi milli formalara kabul edilebilecek bantlı formalar hazırlandı. Daha önce de o konsepte formalar çıkmıştı. Bizim de Euro 20 kapsamında HVP'de bir projemiz var. Onu da söyleyelim yeni evet. eve gelmişken. Arkadaşlar zaten bugün saat evvelde 11 falan gibi yayını aldık o videoyu. Şu an uh -huh. yayında. Şu an ee, arkada da, da görünüyor. Aynen öyle. Biz kupa boyunca 13 maç değil mi Aydoğan? Maç. 12 maç. 12 var. Toplam 12 maçı. Yani Türkiye'nin gruptaki tüm maçlarını Ondan sonra yarı finaller, finaller, şey, ikinci e, tur, çeyrek yarı e, final. Aynı öyle tamamını e, maçın olduğu gün gündüz oynayacağız. E, peste oynayacağız. Evet. Ve bizim skorun ne olduğunu sosyal medyadan paylaşacağız. Aynen. Bugün biz 0-0 beraber kaldık Hı -hı. İtalya ile. Benim gönlüm yenmemizden yanaydı ama 0-0 beraberlikle başlangıç İtalya gibi bir takıma. İtalya'da, Roma'da başlangıç için milli takım açısından fena bir Açılış değil. Bakalım ne kadar denk Onu da söyleyeyim. Akşam ediyorum. Cuma Röportajı yayınlandıktan sonra yorumlarda şeyi alırız. E, maçın skorunun evet. ne olduğunu, ne olacağını. Arkadaşlardan alırız zaten, takip ederiz. E, bu projeyi TCL Televizyonu'na birlikte yapacağız. Sağ olsunlar bizim e, 12 maçımıza birden sponsor oldular. E, Cuma Röportajı'nı izleyen arkadaşlardan da özellikle rica edelim. Lütfen kanaldaki o videoyu da izlesinler, o evet. videonun altına da yorum yapsınlar ve eğer zamanları varsa bizim o video ile ilgili sosyal medyada yaptığımız paylaşımları da like etsinler, retweet etsinler, altına yorum yapsınlar. Niye böyle bir ricada bulunuyorum? HVP 10 yıla yaklaşan bir süredir yayın hayatında, bunun bir kısmında basılı dergi olarak vardı şu i̇şte son zamanlarda da artık dijital. tamamen dijital yayıncılığa şey yapmış durumdayız kaymış durumdayız bu yaptığımız proje HBP tarihi boyunca gerçek anlamda yapmak istediğimiz bizim için proje kapsamına giren işlerden bir tanesi nedir bu birlikte çalışacağımız markaya yeterince güvenirlik sağlamak <laughs> öncelikle İkincisi birlikte çalışacağımız markanın ürünlerinin özelliklerini izleyenlerimizle doğru bir şekilde paylaşmak ve markanın bizden olmayan bazı şeyleri varmış gibi telaffuz etmemizi istememesi. Evet. O yüzden buradan Bilkom yöneticilerine de bir kez daha teşekkür edelim. Bizi bu projede özgür bıraktıkları için. Evet. Şey Sağ olsun. anlamında sunumu yapma videoyu çekme vesaire vesaire anlamında ve tamamen HVP'nin yayıncılık anlayışına saygı duyarak bu projenin içinde bulunmayı kabul ettikleri O yüzden benim açımdan çok önemli bir proje. Benim çok keyif aldığım, yaparken her aşamasının içinde olmaktan mutluluk duyduğum bir proje. O yüzden de Cuma rapor izleyicilerinin de bu anlamda bize destek olmalarını rica ederim. Ben biliyorsun kolay kolay izleyicilerimizden herhangi bir şey rica etmekten yana değilim. Ama... Lütfen Cuma raporu yine çok keyifli olacak. Büyük bir ihtimalle bir saat aşkın bir süre. Cuma raporundan sonra dönün o videoyu da izleyin. Her maçtan sonra yayına aldığımız videoları da izleyin. Ve sosyal medyadan bu seviyeye zamanınızı elverdikçe içinizden geldikçe destek olun. Çünkü yine söylüyorum. HVP'nin tek destek kaynağı sizlersiniz, bizi izleyenler. Ve sizlerin verdiği destek göründüğü zaman, çok belli bir şekilde ortada olduğu zaman, bizim yaptığımız iş çok önemli değil Aydoğan bence. Çünkü şöyle çok önemli, biz kendi işimizi yapıyoruz, farklı bir şey yapmıyoruz. Ama arkadaşlarımız bizim işimizi destekledikleri zaman, bu biraz önce saydığım hani markaların bizi özgür bırakma, bizden yalan yanlış şeyler söylememizi talep etmeme filan gibi durumları, daha da sağlıklı bir hal alacaktır. Yani atıyorum bugün TCL ile yaptığımız bu kampanyada izleyicilerimizin desteğini gören başka markalar gelecekte de HVP'yi kendi yayın hayatında daha özgür bırakacaklardır. Doğru. Bizim özgürlüğümüz en nihayetinde Türkiye'deki son kullanıcıların da özgürlüğünü ile alakalı olduğu için çok önem veriyorum bu projeye. Yoksa hani bu projeden e, kazandığımız para açısından çok önem veriyor değilim. O işin, yani şu Ersin yayıncı, Ersin aynı zamanda HVP'nin yöneticilerinden birisi. O işin Ersin'in HVP'nin yöneticisi olduğu kısmını ilgilendiriyor. Ersin'in yayıncı olduğu kısmı çok ilgilendirmiyor. O yüzden lütfen bu yaptığımız TCL TV projesinde bize destek olabildiğiniz kadar destek olun. Kesinlikle. Hatta şunu da ekleyelim. Biz de zaten bu her 12 videoda ee, o günkü konuğumuz olan ya da oyunu oynadığımız televizyonla alakalı e, basit bir soru sorarak e, oradaki yorumlarda bahsetmenizi istiyoruz. İlk videoda da e, bu mevcut videonun bir kısmında e, soruyu soruyoruz. Cevap verenler arasında da hemen bir gün sonra yani bugünkünün sonucunu direkt yarın açıklayacağız Yar, yazanlar arasında. E, PIS 2021 hediye edeceğiz. En azından bu her şey döneminde e, o istatistiklerde de vardı. Her böyle e, uluslararası futbol etkinliklerinde e, insanların istemsizce bir PES ya da FIFA oynama isteği artıyor. En azından PES sahibi olmayanlar varsa onlara orada orada Steam katkı kodu Steam, evet, hediye. Hediye Hı -hı. Steam kodu olarak evet, hediye Hı -hı. edeceğiz. Evet hediye edeceğiz. Steam'den hediye kodu oldu ve hediye Onu da söyleyelim arkadaşlarımıza yanlış bir şeye girmesinler. Yani Resmi Euro 2020 desteğinde olduğu için oradan Steam oynarsınız. Steam hesabına kodu yükleyeceğiz öyleyse biz satın alacağız o Evet kodu. ya da şey de olabilir hani o iletişime geçtiğimizde hayli Hazır'da bir Steam hesabı varsa direkt onun hesabına hediye olarak da satın alabiliriz ama kazanan kişiye Steam üzerinden PES 2021'i hemen yarın mesela bugünkü video için hediye edeceğiz. Her videoda da bir gün sonrasında hızlıca o çekilişi yapıp arkadaşlara hediye etmiş olacağız. Ben salı günü Galler maçını izlemek üzere Azerbaycan'a gideceğim. Bakü'ye gideceğim. Salı, Çarşamba, Perşembe yokum. Perşembe evet. akşamı geleceğim. Cuma sabahı da ayağımın tozuyla tekrar Cuma raporu için kameraların karşısına geçeceğim. İnşallah arkadaşlar Galler maçının skoru ile birlikte gruptan çıkan bir Türkiye'nin müjdesini de buradan yine sizlerle paylaşıyor oluruz. Sevincini yaşarız. Sevinmeye çok şey kaldık ne derler hasret, hasret kaldık, kaldık. Yani... İşte bu virüs de şuydu buydu ülkenin ekonomik durumuydu bilmem neydi filan derken bir de son bir aydır bir buçuk aydır şeyde kripto paralar da kötüye gidiyor. Oradan da mutluluğu bulamıyoruz şey olarak. <laughs> o yüzden sevinmeye çok şey kaldık ne derler muhtaç kaldık. <laughs> Öyle söyleyelim. Herhalde. Ama zaten her zaman şey olmuştur. E Türkiye özellikle işte milli maçları bu futbolda olabiliyor, basketbolda olabiliyor. Yani A. milli takımlarımızın maçları bu tarz durumlarda böyle hep ilaç gibi gelen tarafıdır. Ha bir de bizim milli takımlarımız şeyi sever tabi. Ee, mesela büyük ihtimalle böyle işte bugün kazandık ya çarşambada kazandık gibi rahat rahat bizi sevindirmeyi pek sevmiyorlar. O gerginliği, <laughs> heyecanı yaşatmayı da seviyorlar. Böyle son maça bırakıp falan. E tabii göreceğiz ama tam böyle şey dönemlerinde evet üst üste e, sıkıntıların olduğu dönemde e, bir şey olacak. Kafamızı dağıtmak için ya bir şimdi ne yazık ki koyulacak. Türk futbolu çok iyi bir sezonda değil. Türk futbolu e, düşüşte. Bunu kabul Hı -hı. etmek lazım. Yani milli takımımız değil sadece Türkiye birinci futbol ligimiz de düşüştü. O yüzden ligin Lig direkt deyev, evet ligin devi de azalıyor ne yazık ki. Şimdi bu şartlar altında bile Türk milleti e, çocukların arkasında yani milli Kesinlikle. takımın arkasında Türk milletinin milli olan herhangi bir şeyi sırtını dönmesi zaten beklenmiyor denemez. Ben tahmin ediyorum ki bütün maçlar yine rating rekorları kıracak. İşte maçlarda eğer Türk milli takımı gol atarsa evlerde mutluluktan gösteriler arasında tabak çanaklar kırılacak <laughs> ister istemez. Kül tablosu düşecek, bardak yere fırlatılacak filan filan. Ve sonrasında da yine insanlar hiç tanımadıkları insanlarla meydanlarda şurada burada filan bir araya gelip Covid'e rağmen kutlamalar yapacaklar. Yani hani bu şey değil. Ee, Beklenmeyen bir şey değil. Bunun Bunların hepsi olacak. Ee, keşke Covid konusunda daha tabii ki temkinli davransak. Ama davranmayacağız büyük bir hı hı. ihtimalle. Ee, ön hepsi olacak. Euro 2020, 2021'de yapılmış olsa bile 2020 adıyla yapılan turnuva inşallah tüm halkımızın yüzünü güldürecek şekilde bitsin. Kesinlikle. Hepimizi bu sıkıntılı dönemde biraz oyalasın, biraz mutluluk versin çok isteriz. Tabii bir diğer yandan son olarak F grubuna da e, dikkat etmek lazım bu her turnuvanın bir ölüm grubu olur F <laughs> grubu direkt olmuş Macaristan da yaşıyor olmak istemezdi bu ama turnuvada ama Macaristan bile kuvvetli yani hani öyle de bir şey var yani Fransa Almanya Portekiz ve Macaristan'ın olduğu grupta izlemesi çok keyifli olacaktır bakalım birçok şey var zaten Hani işte İngiltere Fransa gibi İtalya'da favorilerden biriyken bir diğer yandan Portekiz Hollanda ve Türkiye'de mesela öne çıkan takımlardan biri genel hatlarıyla oldu oldukça eğlenceli olacak. Ee, sen direkt e, bu e, pandemi döneminden <laughs> bahsetmişken sıradaki haberimize de geçeyim. E, hem yerli aşıda faz 3 çalışması başlıyor. Onunla hı -hı. alakalı bir bilgi vereceğim. Hem de e, son dönemde Fahrettin Koca'dan çok fazla artık e, aşılamaya insanların eklendiğini yani bizim haftalardır belki de aylardır beklediğimiz atılımın hı -hı. Sağlık Bakanlığı'ndan geldiğini görüyoruz. Şu anda 45 yaş üzerindeki insanlara aşılama başladı. Bugün itibariyle? Evet. Pazartesi günü 40 yaş üzerine hemen geçiyor. Aynı zamanda şu anda yaştan bağımsız restoran, kafe ve işte ne derler ona yemek sektöründeki insanlar ve aynı zamanda toplu taşımadaki kişiler ve avukatlara da yaş sınırı olmadan bugün itibariyle aşılamalar başladı. Covid-19 aşı.sağlık.gov.tv'den anlık olarak bakıyorum. İkinci doz, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 534 bin şu anda. Biz yayına başlarken 13 milyon 532 bindi. Yani artıyor rakam, çok güzel. Evet. Güzel olan şeylerden birisi de şu, birinci doz uygulanan insan sayısı da 18 milyon kişi şu anda. Yani bu demek diyor ki, bu 18 milyon kişi, 18 milyon 900 bin aydan 930. Demek ki arkadaşlarımız bunu izlerken büyük ihtimal 19 milyona gelecek bu rakam. Evet. 19 milyon kişi 28 gün sonra kısmetse inşallah ikinci dozlarını da almış olacaklar. Yani 13 milyon hala hazırda ikinci dozunu almış olan insanla 20 milyon diyelim. 42-43 milyonu nüfusun bir ay içerisinde e, ikinci dozu da olmuş olacak kısmetse inşallah. Bir terslik olmazsa. Ben hep Türkiye'yi 100 milyondan hesaplıyorum biliyorsun. E, Temmuz'un 15'i 20'si gibi bu 100 milyonun minimum 40 milyonunun ee, ikinci dozuda olduğunu varsayacağımız bir e, yaz ortasına uyanacağız. Bir bayram dönemi yaşayacağız. Kurban bayramı dönemi yaşayacağız. 100 milyonda 40 milyon çok iyi rakam. Yeterli mi? Değil. Bizim çoktan 60 milyon 65 milyon gibi iki dozu olmuş olan insan sayısına da ulaşmış olmamız gerekiyordu. Ama hızlı işte hani diyorum ya vatandaş için bir şey yapılacaksa şu aşıyı yapın bir an önce diyorduk hükümetin sonunda durumun vahmetini sanırım anladı veya metin anladı ee, ve şeyi açtı aşı sınırlarını açtı. Senin söylediğin gibi ilk önce 45 yaş üstüne ondan sonra 40 yaş üstüne ve meslek gruplarına evet. özel paketler hazırladılar. Yaz sonunda inşallah bir 60-65 milyona ulaşırsak aşılanmış insan sayımız olarak artık e, virüsten hani tedbiri elden bırakmadan hayatı normalleştirme adına birçok şey yapabiliriz. İnşallah işte Haziran'ın bugün 11'i 11 Ağustos'ta, 15 Ağustos'ta, 20 Ağustos'ta yani Ağustos bitmeden resmi olarak biliyorsun Ağustos bitince yaz biter aslında. Evet. Şöyle. Resmi olarak yaz bitmeden maskeli ve en azından sokakta maskeli bir çıkartır atarız şeyden. Sadece bir AVM'ye falan girdiğimiz zaman maske takmak zorunda kalırız. Tüm dünyadaki ülkelerde yapıldığı gibi. Ve ardından da yine hızlıca bir şekilde aşı olmayan kardeşlerimizde de aşılarına olurlar ve böylece %100'e yakın bir orana ulaşırız. ulaşırız. Zaten %100'e ulaşmaktaki en büyük şeylerden biri de şu anda işte en başta söylediğim gibi yerli aşı çalışmamızdaki faz 3 ama şöyle bir durum var onu bir baştan söyleyeyim. Yerli aşı denildiğinde şimdiye kadar çok fazla farklı üniversitelerden, farklı bilim insanlarının yaptığı projeler olduğu için kafada bir türlü oturmamıştı. Şu anda en azından en çabuk ilerlemiş olan da VLP dediğimiz virüse benzer protein bazında geliştirilen bir aşı çalışması. Ben faz 2 çalışması duyurulduğunda başvurmuştum. Anladığım kadarıyla faz 2 tamamlanmış benim başvurumu kabul ettiler. Twitter'dan da paylaşmışlar. Seni Fazüç'te paylaşmış. kullanacaklar. Fazüç'te önümüzdeki haftadan itibaren şimdi Türkiye'de birden Aydın. çok aşırı çalışması yapılıyor. Evet. Sanırım bu senin aday olduğunu ve kabul edildiğin en hızlı sonucu göreceğimiz, yani olumlu ya da olumsuz <laughs> en hızlı sonucu göreceğimiz çalışma olacak. Bir de zaten yenilikçi çalışmalardan biri. Nasıl Bayontek'in mRNA olarak geçiyorsa işte farklı bir virüs zararsız bir virüsün içine Oradaki RNA yapısı entegre ederek vücudun tanınması ve antikor üretmesi sağlanıyorsa VLP'de de bu bildiğimiz COVID-19 hastalığını veren SARS-CoV-2 virüsündeki 4 protein bileşenini alıp içerisinde bir RNA yapısı olmadan hı hı. sana sağlıyor ve zaten bu virüsteki en tehlikeli durum sizin ciğerlerinize bu spike dediğimiz dışındaki proteinlerle yapışma durumu olduğu için bunu direkt tanımasını sağlıyor ve yapılan çalışmalarda da yurt dışındaki aldığı çalışmalardan da gördüğümüz üzere en etkili olması beklenen şey ve şu anda dünyada galiba 4 ya da 5 adet bu tarz bir çalışma var. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı adayları listesinde resmen yer alıyor ve aynı zamanda e, yapan, bunu geliştiren e, iki profesörümüz de eşler. Biri Bilkent Üniversitesi'nde, diğeri de e, ODTÜ Üniversitesi'nde e, moleküler biyoloji ve genetikte çalışanlar. Onlarla alakalı zaman, ben de merak edip çok araştırma yaptım. E, özellikle şeyi vurguluyor e, her iki e, profesörümüz de bu evet bizim başında Olduğumuz bir çalışmadır ama e, biyoloji ve moleküler biyoloji alanında çalışan ot tülü ve bilkentli gençlerin yaptığı araştırmalar. Asıl yükü onlar e, taşıyorlar olarak söylediler. Yani bu açıdan da baktığımda ben gönüllü olmaktan daha çok şey oldum. Çünkü e, kendini geliştiren gençlerimizde böylesine güzel bir çalışma görmekte ve uzun süredir beklediğimiz yerli aşınında Çıkacak olması önemli. Teknoloji böyle bir şey zaten. Yeni yeni şeyler ortaya çıkması lazım. Yani o bizim ta yıllar önceden bildiğimiz aşılama sisteminin hala devam etmesi <laughs> şart değil. İşte senin bu anlattığın gibi Biontech gibi yeni yeni yöntemlerin ortaya çıkması gerekiyor. Teknoloji sadece 4500 mAh'lik cep telefonunun pilinin 5000 mAh'e çıkması değil. Kesinlikle. Teknoloji aslında böyle bir şey. Ee, hayırlı olsun. İnşallah tez zamanda o Türk aşısının da insanlara vurulabilir forma kavuştuğunu şey yaparız, görüyoruz. Bilkent ve ODTÜ'deki akademisyen arkadaşları da Başarılar dileyelim. Gözümüz, ee, on, gözümüz onun ön üstünde. Kesinlikle. Eğer siz de hani e, bu tabii ki tamamıyla gönüllülük esası. Bana niyeyse şey soranlar da çok oldu. Paylaşımı yaptıktan nasıl sonra özelden. E, nasıl başvururum diyenler de oldu. Hem de e, istemsizce bir uzak duran ya emin misin falan diyenler vardı. Belki onunla alakalı bir e, süreç videosu da hazırlarım. Yeterli bilgiyi de öğrendikten sonra. E, ama bir diğer yandan... E, şey olarak da başvurmak isteyenlerde de ödül var mı diye soranlar falan da vardı. E, tabii ki öyle bir şey olmuyor. Bu tamamen gönüllülük esası. E, eğer başvurmak isterseniz de ben yine bu e, bizim zaman çizelgesindeki e, bu zaman çizelgesine uyan kısımda iki adresi de sizlerle paylaşırım. Daha sonrasında aranıyorsunuz. Belli başlı şartları da var. Hızlıca hemen onları da söyleyip Herhangi bir şekilde covid geçirmiş olmamak aşılanmış olmamak ve e, hamile veya e, hamilelik durumu da tabii ki olmaması gerekiyor ve kronik bir rahatsızlığınızın olmaması Hı -hı. kabul ediliyor. Bir de tabii ki orada her e, bu, sar, bu tarz deneysel çalışmalarda olduğu gibi e, siz gittiğinizde size sunulacak formun okuyarak onaylamanız gerekiyor. Okunduğunda hani az çok tahmin ediyorum biraz korkutucu şeyi olabilir orada hani sonuçta sizin vücudunuzun gösterebileceği alerjik reaksiyonlara karşı vesaire. Ama bu tarz şeyleri kabul ediyorsanız aşağıdaki adreslerden siz de bu yerli aşı çalışmasına başvurabilirsiniz. Tahminlerde sene sonuna doğru üretimin olması. Ee, şey Nobel'in şeyi var zaten aynı zamanda desteği var. TÜBİTAN'da desteği var. Ee, Anladığım kadarıyla yaptığım araştırmalarda Nobel üretim içinde belli bir fabrikasının bölümünü ayarlamaya başlamış. Şeyden sonra eğer acil kullanım onayını da alırsa sonrasında seri üretime de çabucak geçecek. sağlık bakanlığından sonra Dünya Sağlık Örgütü'nden sıvayla kullanım izni de alırsa. <laughs> evet. Devam ettiğimizde teknolojiye döndüğümüzde tekrar... E, Harmonious bildiğiniz gibi tanıtılmıştı ve ilk aşamada verilen tarihlerde Çin'de dağıtımına başlandığını ve tabii ki geliştiricilere dağıtıldığını gördük. Şimdiden 10 milyonu aşmış kullanım oranı olarak. Çin için 10 milyon tabii ki çok büyük bir rakam değil onu kabul etmek <laughs> Ama lazım. Ama bir işletim sistemi için Ama baktığımızda. Ama aynen öyle. Dünya çapında bir işletim sistemi için baktığımız zaman 10 milyon iyi bir rakam. Bunu şey yapmak bir lazım. Aynı öyle. Aynı ikisinde işte duyurusu yapıldı. Bugün ayın 11 ve 9 günde 10 milyon. Tabi bunun Çin dışına açıldığı zaman nasıl bir ivme gideceğini de bakmak yani esas önemli olan o tabi ki. Ona da bakmak lazım ama ben başarılı buluyorum ve hep aynı şeyi söyleyeceğim. Bir an önce gelse de denesek. Ya şey açısından da bayağı artacak zaten. Ee, şimdi sadece telefonlara değil de birçok hani işte 128 KB ve üzeri belleğe sahip olan neredeyse her cihazda çalışabilecek bir sistem olduğu için dünya genelinde de dağıtımına başlandığında ki işte her seferinde söylüyorum merakla da bekliyorum çok ciddi bir ivmelenmesi olacaktır ama o ivmelenmeden sonra işte neler sunabileceği ne olabileceğini göreceğiz. O şey kesinleşti bu arada işte Android uygulamalarını ilk aşamada en azından yani sürekli bir destekleyecek bilmiyoruz ama ilk aşamada destekleyecek anladığım kadarıyla şu andaki P40 Pro, Mate 40 Pro gibi Türkiye'de de satılan ya da P40 Lite gibi e, cihazlardaki kullanan insanların harmonosa geçmesinde kullanım alışkanlığı açısından bir fark olmayacak. Nasıl şu anda da Android'de işletim sistemiyle olduğu için Google lisansı olmasa da Android uygulamaları kullanılabiliyor olsa da diğer türlü de olacak ama açılış hızlarında programları kullanma şeklinde büyük bir hız kat etmesi bekleniyor. Onu da göreceğiz. Bakalım Türkiye'ye ne zaman gelecek. Gelirse zaten o konuda bol bol <laughs> videoda da yapmış oluruz. Ee... Bu sefer tekrar işte yine başında zaten demiştin. E, kripto paralar da düşüyor. Niye bu sefer ilk defa bir e, devlet otoritesinden hı hı. kripto parayı özellikle e, bitcoin'e para birimi olarak kabul etme geldi. El Dünya, Salvador'da. Dünyada ilk kez bir ülke e, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Evet. El Salvador ve bu sayede bilmiyorum yani belki kendi bölgesinde çok önemli bir ülke olabilir El Salvador. Ama Türkiye'de bile işte dünyanın bilmem kaç kilometre uzağında bile El Salvador konuşulmaya başlandı. Ne kadar vizyoner insanlar tarafından yönetildiği dünyada saygı görmeye başladı. Benim anladığım kadarıyla El Salvador kendi resmi parasını bırakmıyor. Hı hı. Resmi parasıyla birlikte Bitcoin'i de yasal para birimi olarak tanıyor. Evet. Hani yani büyük bunu bunu döviz gibi orada aynen, kullanabilirsiniz. Aynen öyle yani Bitcoin'in yatırım yapılması, Bitcoin'le Bitcoin'le ticaret yapılması serbest bırakılıyor El Salvador'da. Ülkede başkan Nayib Bukele şu an dünyanın en popüler insanlarından bir tanesi. Genç e, bir başkan. Genç da. bir başkan, aynen öyle. Bir de şey de çok önemli aslında. Mecliste yapılan oylamada 84'e 62 oyla kazandı bu. Yani muhalif olanlar da çok fazla buna ülkede. Yok, aslında 84 kişinin 60 şeyi, 62'si kabul edildi. Öyle mi? Üstün, çoğunluk ha, üstün diyerek, çoğunlukla evet. kabul edildi. Okey, tamam, süper, çok güzel. Ee, bu kolay kolay e, ekonomisi dışa bağımlı ülkelerin yapabileceği bir iş değil. Ee, çok güzel bir örnek. Ee, aleyhinde konuşulan şeyler ne? El Salvador ekonomisi ne ki, hani büyüklüğü ne ki filan gibi yorumlar. Hiç fark etmez. Bugün bir adam bakkala gittiği zaman El Salvador'da yasal olarak Bitcoin'le ödeme yapabilecek. Şimdi bunu niye altını çizmek lazım biliyor musun? Türkiye çok kısa bir süre önce Bitcoin'le alışveriş yapmayı yasakladı. Yani sanki Türkiye'de Bitcoin'le çok fazla alışveriş yapılıyormuş gibi. İşte emlak şirketleri Bitcoin'le ev satıyoruz, kuyumcular Bitcoin'le ziynet eşya satıyoruz bilmem ne filan diye çok fazla duyuru yaptılar da gerçekleşenin ne olduğunu bilmiyoruz ve büyük bir ihtimalle gerçekleşen bir Alım-satım da Türkiye'de zaten yoktu ya da yok denecek kadar sıfır çok yakın bir rakamda evet. vardı ama Türk hükümeti kalktı Bitcoin'le alışveriş yapmayı yasakladı. El Salvador'un bu duyurusundan sonra yanlış hatırlamıyorsam Twitter'da altcoin rookie, rookie şey diye bir tweet attı Aydoğan. Düşünsenize dedi Türk hükümeti de daha sonra düşünsenize dedi Antalya'ya Bodrum'a Kuşadası'na gelen bir turist otel masraflarını Bitcoin'le ödüyor. Biz böyle bir sisteme geçiyoruz. Bu hem bu yıl kötü giden turizmi çok feci canlandırır. Tabii ki. Hem El Salvador'un şu işten ne kadar prim yaptığını, reklam yaptığını mesela düşünüyorsak. bu yazki turizmine bakalım El Aynı öyle. El Salvador'un sırf bunu resmi para birimi olarak, yasal para birimi olarak ilan ne kadar prim yaptığını düşünürsek Türkiye'nin adı dünyada ne kadar pozitif olarak algılanır. Ama gelin görün ki Türkiye'de şey olarak alışveriş enstrümanı olarak kripto paraların kullanılmasını çok kısa bir süre önce hükümetimiz yasakladı. Şimdi ben diyorum ki bari sadece tu, turistlere özel, de bizi koruyorlar paramızı kaybetmeyelim falan diye de turistlere özel turizm sektörünün içinde belli kademelerde, nedir o belli kademeler? Konaklama, atıyorum halı kilim alımı filan gibi müze gibi işlevi filan gibi belli kademelerin bir an önce Bitcoin'le ödeme kabul eder hale getirilmesi, devletin bunu onaylaması lazım. Ve Türkiye'nin turizm sektörünün işte virüs yüzünden can çekiştiğini söylüyoruz ya, bitmeye yakın olduğunu söylüyoruz. Bak Rusya dün birçok ülkeyi uçuştu ve açtı. Türkiye açtığı ülkelerden bir tanesi değil. Ee, bir an önce turizme Böyle bir can suyu verilmesi lazım. Ha turistler geliyor buraya bitcoinle ödeme yaparlar ya Bu ayrı mevzu. Bu sizin olaya nasıl baktığınızı dünyaya anlatabilmek için. Aynen. Bu El Salvador'un topladığı like'ları Türkiye'nin de toplayabilmesi için. Ve insanların işte Fethiye'deki ölü deniz fotoğrafını paylaşıp ben burada denize girdim parasını bitcoinle ödedim diye Sosyal medya paylaşımları yapabilmesi için çok gerekli bir şey. Ben listelere falan girer zaten. ki yavaş yavaş hazırlanmaya başlanır birkaç ülke daha girse mesela Bitcoin'le e, tatile gidilebilecek yerler anladım. diye. Rookie çok güzel bir şey söylemiş. Sağ söyledi. Sağ olsun. Ee, yasak koymakla her şeyin altından kalkamıyoruz. Biraz geliş bakmak lazım. İnşallah Ticaret Bakanlığı, MASAK, Merkez Bankası filan filan kimle o yasağı koydularsa o yasağın böyle biraz esnetilmesi konu ve turistimin bu harcamaları ve bitcoinle yapabilmeleri konusunda desteklenmesi açısından hızlıca bazı önlemler ve yol gösterme işleri alındı. Çok zor bir iş değil, inan çok zor bir iş değil. Yani hani bugünden yarına bile yapılabilecek evet. bir iş. Umarım yaparlar. ve umarım e, sonucunu görürüz diyelim. Umarım. Ee, kripto paralardan devam ettiğimizde e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da e, açıklama Hı -hı. yaptı. Dedi ki kripto para işinde e, 100-150-200 diye gidecek bir dijital gelir beklentimiz var diyerek ilk başta e, YouTube projesinden 5-6 milyon lira gelir elde ettiklerini kriptolardan e, da 100 150 milyon gelir elde etme amacıyla bir kripto para işine gireceklerini Şimdi diyor. Başkan çok düşün, küçük düşünmüş bence yani ya bu TL ise 100-150 milyon yani bunu şunun için evet, söylüyorum bugün e, çok kötü kripto para projeleri bile 10 milyon dolar ve 15 milyon dolar para topluyorlar dünyada. O yüzden 10 milyon 15 milyon dolar dediğim zaman zaten 100 yapıyor başkanın hesabıyla. Evet. Şimdi kripto para işine gireceğiz demiş ya ne, ne yapacaklarını söylemiyor. Şimdi biz buradan bir tane Fener Coin, Fenerbahçe coin'in çıkacağını varsayıyoruz. Fenerbahçe coin'in vaadinin ne olduğunu filan da bilmiyoruz ayrıca. Çok önemli değil. Ama başkan vizyonu küçük tutmuş. Yani 150-200 para değil bu işte. Eğer sen Fenerbahçe Cumhuriyeti diyorsan taraf taraftarına henüz takıma küstürmediysen, kulübe küstürmediysen yani bunların hepsi başkanın üstüne düşen görevler. O zaman Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin üyeleri bu koyunu şeyde bırakmaz. Eksi de bırakmaz. Alığı değerlendirir. Sen bu koyunla ne sunacaksın? Bize onu söyle. Yani mesela eğer diyorsan ki ben şu kadar coin arz edeceğim. Bu coinlerin hepsi satılırsa Fenerbahçe kesin şampiyon olacak. Onu konuşalım. O coini alanlar ne yapacaklar? Yani hani onu konuşalım. Kuyruk sistemine mi dahil edecek? Aynen öyle. Şey yapacak. Ama Fenerbahçe coin tabii ki çıksın. Çıkmasın değil. Başkan da bu 100-150-200 falan gibi komik paraları kendine dert etmesin. <laughs> Takım çıksın sahaya iyi oynasın. Fenerbahçe taraftarı o 100'ü, 200'ü, 300'ü falan şey yapar, sağlar. Zaten hani işte sistemini çok iyi bilen biri değilim coinlerin ama bir yükseliş trendine çıkarsa zaten Türkiye'deki en böyle nasıl diyeyim net bir şekilde taraftar hatta holigan seviyesinde taraftar olan Galatasaray'lısı ailesi Beşiktaşlısı da Fener Koyun'a e yatırım yapmaya başlar. Başta bir de şöyle şey bir şey var e, diyorum ya bugün çok kötü e, bundan iki yıl sonra ya falan kar paylaşımı yapacağının vaadini yapan coinler bile çok kolay 10-15 milyon dolar topluyorlar piyasadan zaten. 15 milyonda 10 milyon dolar. Hadi düzlesip olsun. 8.4 8.4 mu bugün dolar? öyle 8.5 diyelim de o da düzensiz olsun. Onu 8.5 85 milyon yapıyor zaten. Yani başkanın dediği 834'e düşüyor. Başkanın dediği 100 150 200 zaten bir çırpıda toplanıyor. Adı Fenerbahçe Coin olmasa bile toplanıyor. Sen adına Fenerbahçe Coin dediğin zaman ne vaat edeceksin taraftara ve ne vaat edeceksin taraftarın olmayan kripto ve yatırımcısına? Burada önemli olan şey bu. Mesela Fenerbahçe kripto para borsası işine girsin. Yani koyun işine gireceğiz demiş ya başkan. coin işine girmek e, benim Fenerbahçe vizyonuna yakıştıramadığım bir şey. Girecekse kripto para borsası işine girsin Fenerbahçe. Yani. Daha büyük oynasın. Yani Şampiyonlar Ligi'ni kursun kendi içinde kurabilecekse. Fenerbahçe'de bunu yapacak güç yok mu? Bunu yapacak insan kaynağı yok mu? Ya, fazlasıyla. Fenerbahçe bir şey. böyle bir şey yaparsa bir sorun olur mu? Başındaki adam yani, şu an zaten Ali Koç. Hayır, hayır şunu söylüyorum şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kripto paralara bir çeki düzen vermek istiyor ya. Hı hı. Her anlamda, regülasyon anlamında. Fenerbahçe kalkıp biz bu işin gönüllüsüyüz, bizim üzerimizden çeki düzen verin derse devlet Fenerbahçe'ye hayır siz bu topa girmeyin der mi? Sanmıyorum. Okey dediğim o şey işi bu. O riskini alacak birini bulmuş. Aynen öyle yani. dediğim şey bu işte yani Fenerbahçe kalksın BTC Türk gibi Bilmem ne gibi filan bir tane borsa kursun. Ve desin ki biz bu borsayı hem kendi Fenerbahçe Coin Token'ımızı e, satışını yapmak için hem de Türkiye'de devletin belirleyeceği regülasyonları en uç seviyede şey yapmak için uygulamak için açıyoruz desinler bu borsayı. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün %100 iştiraki olacak bir tane işte Fenerbahçe bir şey borsası AŞ diye bir şirket kursun ve taraftara da taraftar olmayan ama kripto para işleriyle uğraşan insanlara da bu borsanın bazı vaatleri olsun. Taraftarı ayrı ve diğerlerine ayrı vaatleri olsun. Yani sadece stadyumda sosisli sandviç satmakla, feneryumda forma satmakla, e, kripto para işine gireceklerini duyurmakla bu iş olmuyor. E, Ali Koç gibi vizyoner bir adamın ağzından spor kulübü olarak kripto para işine gireceğiz cümlesini duymak benim için çok keyifsiz bir şey. Ali Koç dediğimiz adam bu ülkedeki Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi olarak söylemiyorum. Profesyonel yöneticilerimiz açısından en tepedeki 5-10 kişiden bir tanesi. Onun vizyonu kripto para işine girmek olmamalı. Doğru. Onun vizyonu ve Fenerbahçe'nin büyüklüğü Kripto para işinin Türkiye'de yeniden organize edildiği, yeni, yeniden e, yıkılıp baştan yapıldığı bu aşamada orada yer almak olmalı. İş bu kadar basit Zaten yani. şimdi şeyi de düşünmeye başladım. Ee, bizim özellikle işte üç büyükler, dört büyükler dediğimiz... Takımlarda bu benzer durumlar hep aynı trendde şey oluyor. İşte e-spor takımları da kurulduğunda yanlış hatırlamıyorsam ilk kuran Beşiktaş'tı. Daha sonrasında hemen diğerlerinden de çıktı. Ya da hangisiyse yanlış hatırladıysam da kusura bakmayın. Bunda da mesela şu an tam örneğin Galatasaray kanadındaki başkanlık seçimleri neticesinde zaten birçoğunun vurgusu da dijital dönüşüm oluyor. Onlar için de bir şey olacak bence bir. Aa evet, buradan ya köşedeki şey bakkal da dijital dönüşüyor zaten <laughs> dijital dönüşüm artık çağımızın şeyi de benim söylemeye çalıştığım şey şu Erdoğan. Şimdi kimse beni yanlış anlamasın lütfen ama Sivas Spor kendi tokenını çıkarsın tabii ki ya Sivaslılara, ve Sivas Spor taraftarlarına bir vaadi varsa. E, Diyarbakır Spor çıkarsın, Malatya Spor çıkarsın bunlar bir mevzu. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a bu tokenları çıkarmak yakışmaz bunu söylüyorum sadece. Hmm. Tıpkı sadece bizim de e-spor takımımız var demek onlara yakışmadığı gibi. Şimdi mesela bu üç büyüklerin kendi spor okulları var değil mi? Evet. Basketbol okulları, futbol okulları, voleybol okulları var. Niye var bu okullar? Hem Türk gençliğinin spor yapmasını sağlamak, hem yetenekli çocukları çok küçük yaşta keşfedip e takımların bünyesine katmak öyle değil mi? Hem de Türkiye'de spora olan ilginin, Düşmemesini sağlamak için varlar ve tüm bu işi yaparken de bu kulüpler buradan para kazanıyorlar bir yandan evet. da. Peki bu kulüplerin e-spor okulları var mı Aydoğan? Ee, okul olarak yok sanırım. Yok. Şimdi e-spor takımı kurmak işte böyle bir şey. E-spor takımını Aydoğan Ersin de kurar e-spor takımını. Önemli olan e-spor okulunu açmak. Her üç kulübümüzde çok değerlidir, çok önemli kulüplerdir e-spor olayında bana soracak olursam birbirlerine gol atamamışlardır. Üstelik onlardan çok daha önce bu e-spor işine giren çocukların bir birer benzeri, kopyası olmuşlardır. Daha ileriye gidememişlerdir. Ben diyorum ki eğer Ali Koç'un ve Fenerbahçe'nin vizyonu spor kulübü olarak kripto para işine girmekse burada bir vizyon yok, burada bir yenilik yok. Bu Ali Koç'a da Fenerbahçe'ye de yetişme, yakışmaz diyorum yapacaklarsa borsanın kendisini kursunlar. Şimdi diyorum. zaten şey aklıma geldi. Galatasaray'ın inkine evet, Galatasaray fan token'ı zaten vardı. Şu anda mesela piyasa değeri 212 milyon TL imiş. Yani Ali Koç'un istediği şeyi direkt şu an aslında Galatasaray'da. Onu söylüyorum karşıladı. zaten. Yani hani başlıyor ya başkan sadece konuşmak için konuşmuş. Kusura bakmasın zaten bir de detay da vermemiş. Sadece yani bizim, e, kripto para işine gireceğiz Türkiye'nin en büyük, en önemli, en iş bilen yöneticilerinden bir tanesini Fenerbahçe'nin yöneticisi olması. Daha sonra onu Fenerbahçe'nin yöneticisi yapan adamlar şu lafı etsinler diye gitsin Fenerbahçe fan token'ı çıkartsın diye yapmadılar. Onu söylemeye çalışıyor. Biz Ali Koç'tan vizyoner bir yönetim bekliyoruz. Bak şimdi Biraz önceki coin ebevinde, bu şey ebevinde, El Salvador'un Salvador, e, El Salvador e, altcoin rookie bir şey söylüyor. Türk hükümetinin akıl edemediği bir şey söylüyor. Estağfurullah ben de kendimce Ali Koç'a onun akıl edemediği başka bir şey söylüyorum. Bu işler çok zor değil. Ali Koç'un kendi şeyi, repütasyonu evet. ve kendi gücü. Fenerbahçe'nin repütasyonu ve Fenerbahçe'nin gücüyle birleştiği zaman bu iş çok kolay yapılır. Niye yapılır biliyor musun? Adamın teki kalkıyor. Pancake swap, harmonio swap bilmem ne, viper swap, işte unicorn, reserve, sushi swap bilmem ne filan diye dünyada milyar dolarlara doğru giden hacimleri işler yapıyorlar. Sen koca Fenerbahçe Cumhuriyeti'sin. Sen şey çıkarmayacaksın. Ee, bu işe... Giveceğiz de olmaz. Çoktan girmiş olman lazım değil olur. E-spor takımı kurmakla olmaz. E-spor okulu kuracaksın. Hatta gerekiyorsa e-spor liginde senin rakibin olan takımların da menajerliğini, koçluğunu bilmem nesini filan yapacaksın. E Spor kulübü sadece fanatiklik üzerine e şey yapılan, aksiyon yapılan bir şey değil. Bu spor kulüplerinin tamamının görevini ne Aydoğan? Türkiye'de sporu sevdirmek değil mi yani aslında? De aynı zamanda geliştirmek. Yani sporun sevilmesi, sporun geliştirilmesi, Türk gençlerinin spor yapmaya teşvik edilmesi. Öyle adam boşu boşuna sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demedi değil mi? Doğru. Kendisi her fırsatta spor yapmadı değil mi? Sadece Atatürk'ten bahsetmiyorum. Yani bunu dini açıdan ele alırsan, Peygamber e de dönüp bakacaksın. O da her fasatta spor yapıyor. Spor yapmayı teşvik ediyor filan. Şimdi o yüzden Türkiye'deki spor kulüplerinin vizyonu eğer Galatasaray fenerbahçe maçında birbirlerini yenmekse sadece o zaman fan token çıkarsınlar tabii ki. Orada da işte o açıya mı girecekler bakalım göreceğiz. Ama e, nasıl bir şey olacak bakalım ileride ilerleyen dönemlerde zaten detayları da gelir. Belki de hani şu anda üstü kapalı söylediği şey borsa olarak da ortaya çıkıyor. Bak, de o zaman eğer, borsa diye söyledim. eğer Ali Koç'un derdi 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon toplamaksa Fenerbahçe için o 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon toplamak çok kolay. Tabii ki. Borsa borsa coin mayın işine girmesin de o zaman. <laughs> Boşu boşuna ağrımayan başlarına bela almasın da, baş ağrısı almasın da. Yani Aynı bir de bir... anlatmaya çalışayım onu. Yani hani Fenerbahçe'nin 200 milyon toplamak için coin ile moin ile işinin olmaması lazım. Fenerbahçe bugün bize para gönderin diye tweet atsa 200 milyon gönderirler. Fenerbahçe'nin şey haliyle. O Fenerolu'da falan ee, bile kaç milyon toplandı. Kötü haliyle. Yani kötü de diyeyim taraftarın kulüple arasının giderek açıldığı bu günlerde bile o para toplandı. Fenerbahçe'nin görevi vizyoner işler yapmak bence. O vizyoner işleri yapacak adam diye Ali Koç seçildi zaten. Evet. Vizyonel bir yönetici diye düşünüldüğü için seçildi. Ali Koç kalkıp spor kulübü olarak kulüp topa işine gireceklerini duyurduğu zaman Ortada vizyon vizyon görmüyoruz biz. Doğru. Token Genie diye bir şey var Sayın Başkan. Token niye giriyorsunuz. Token nokta ya kom ya da iyi olması lazım. Dur adresi de şuradan bakayım. <laughs> Tam olarak şey yapayım söyleyeyim de. eğer başkan bilmiyorsa öğrensin. Orkmuş. Ork mu? Evet. Token Genie. evet yazdık. Io C şey ee, io e, io sonu Jenny NFT io ee, bu web sitesine giriyorsun sayın başkan ee, kendi tokenını 10 dakikada hazır hale getiriyorsun daha ne diyeyim yani eğer Fenerbahçe kendi tokenını yapacaksa şey, muhabbeti oradan mı çıktı o zaman bu e, geçtiğimiz günlerde de yine konuşuldu da onu dahil etmemiştim şeyman su da e, şeyi çıkmış diye Böyle kendi coin'ini tedavüle sokabileceğin onlarca opsiyon var Erdoğan, sen bu e, protokollerin hangisine dahil olacaksın? Yani Binance Smart Chain'de mi olacaksın, Harmony'de mi olacaksın, Uniswap'ta mı olacaksın, Ethereum tabanlı mı olacaksın, başka şey tabanlı mı olacaksın? İlk önce ve karar verilmesi lazım bir şey anlamında da. Benim söylediğim bu benim bildiğim. Yani mesela şimdi biz bu token Jenny üstünden, Jenny kızımız üstünden şeyi de böyle Avatar'da bir kız çocuğu olduğu için söylüyorum. Ersin coin'i de çıkartırız 10 dakikada. HVP coin'i coin de çıkartırız. Canı isteyen bir yıl tokat coin'i de çıkartıyordu zaten. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Fenerbahçe coin çıkar mı? Başkanın filan ruhu duymaz. Eğer Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kripto para işine gireceklerini duyuracak aşamaya geldiysek o coin çoktan çıkar. Başkanın ruhu bile duymaz böyle bir coin çıktığını. O yüzden olayla ve daha farklı bir açıdan bakalım. Sayın Başkan demeye çalışıyorum. Hadi geçelim OnePlus haberine da yeni bir telefonunu duyurdu. Bu da yine orta seviyede Nord'un yenisi denebilir bir ihtimal. Nord CE 5G olarak geçen modelde 6.43 inçlik Full HD Plus 90 Hz'lik AMOLED bir ekranımız var. 410 ppi değeri mevcut. Snapdragon 750G kullanıyor. Bir diğer yandan 128, 256 ve 512 GB depolama. Micro SD kart desteği olmadan. 6, 8 ve 12 GB RAM desteğimiz mevcut. 64 megapiksellik üçlü bir kameramız. 16 megapiksellik ön kamera. 4500 mAh'da 30 Watt şarj ve 300 Euro fiyatı var. 300 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Güzel fiyat. Allah sahibine bağışlasın. <laughs> Almanı, Fransızı, İtalyanı gel de şey yapma. Ne derler? Kıskan. Bakalım Türkiye fiyatı ne olacak diye bekliyorum. Pardon ama giriş... Alman bizi kıskanıyordu. O zaman biz sadece Fransızda, da İtalyanı <laughs> Belki ya bugün de itibaren İtalyanlar da bizi kıskanır. <laughs> Ay, valla güzel cihaz söylenecek çok fazla bir şey. ihtiyacı göre bir cihaz. <laughs> ucuz olsun, kaliteli olsun diye düşünülmüş bir cihaz. ister ki... amiral gemi katili muhabbetini komple artık bıraktı. OnePlus. gönlüm iste yani işte diyor ben işte hatırlıyorsun burada cuma raporunda OnePlus tek modelle kalamaz dediğim yazayım, sen ne biliyorsun bilmem ne filan diye yorum yazan OnePlus'çılar <laughs> vardı. Kendince ve OnePlus'çılar vardı. Ee, gönlüm ister ki bu cihaz Türkiye'de de OnePlus'ın Türkiye'ye giriş cihazı olsun mesela. Çok ciddi söylüyorum. Evet, ben, yani e, ben, öyle bir önümüzdeki bir kesin. ay bir buçuk ay içinde OnePlus Türkiye resmi olarak Türkiye'ye girecek OnePlus ve giriş cihazı bu olsun. Gönlüm bunu ister. Bana da öyle geliyor. Yani Türkiye fiyatını o yüzden merak ediyordum ve ilk resmi olarak hani OnePlus Türkiye tarafından açıklanan fiyatta bence bu olacaktır. İnşallah. Yanında da işte 9 serisi düşük montanda gelir artık çünkü hani yeni dönemde onun yeni çalışmaları falan başlamıştır. İlk büyük cihazları da 10 serisi olur diye düşünüyorum. Kulaklık tarafında da Sony'nin kafa üstü WH-1000XM4'ten sonra WF-1000XM4'ü eee edildi. Yani bir yine canlı yayında ama bir video ile tanıtıldı. Ben de takip ettim ve aslında İgizem 3'teki bütün eksiklikleri kapatmayı başarmışlar. Neydi? Taşıma şantası ya da şarj kutusu dediğimiz olayı çok büyük. Bunu tamamıyla hmm. küçültmüşler. Bir diğer yandan şöyle de bir çevrecilik katılmış. Plastik kullanımı yok şarj kutusunda. Hmm. Ee, farklı bir materyalle yapılmış bu. Ee, kafa üstüyle farkındaki biz zaten hani bir sene olmuştur herhalde onun hazırlığı. Çünkü yine yaz dönemiydi diye hatırlıyorum. Ee, onun Billingsham 3'lerdeki kafa üstü ve kulak içi farkını anlatırken kafa üstünde daha yüksek bitrate ile el, desteğinin olduğunu söylemiştim. Ee, buraya da getirmeyi başarmışlar. 6 milimetrelik bir sürücü var. Ee, ama Sony'nin vurguladığı ki Sony vurgulayınca karşı da çıkamıyorsun. Biz hep şeyde kulak içi kulaklıklarda ya da herhangi bir kulaklıkta sürücünün büyüklüğünün artı olduğunu söylüyorduk. Orada cihazı küçültmek adına sürücünün küçüldüğü ama harmonisinin değişmediğini e, vurguluyorlar. Hatta kalite olarak da çok daha üste çıktı. E, ortaya çıktı. Bir diğer yandan 8 saat aktif gürültü engelleme açık. Kapalı iken 12 saat boyunca kullanılabiliyor. E, kablosuz şarj desteği de geldi. 16 saate kadar kullanma imkanı var. Baya hani e, olabilecek her şeyi yerleştirmişler. İyinin de iyisi sevgili sayın Büyük Türk Bülent Ersoy'un söylediği gibi fevkaladenin fevkinde bir kulaklık yapmışlar yani. Evet yani o kendisi de çok büyüktü onu da küçültmeyi başarmışlar. Baya güzel duruyor ve e, özel bir e, silikon yapısı diyeyim silikon değil yapısıyla kapı, yani aktif olmayan gürültü engellemede de o kulağın şeklini alabilecek bir e, pet kullanımı varmış. Onu da söylediler. Tabi ben Murat Hoca ile konuştuktan sonra hep bunlara biraz mesafeli durmaya başladım ama Sony bunu da gönderirse tabi seve gönderir, seve gönderir. testini yaparız. Sadece şimdi OnePlus Nord için 300 Euro demiştik bu da 280 bu, Euro. Bu, bu, bu da 280 Euro. Ay, Amerika'da da 280 Dolar fiyatı var. O biraz şey yapıyor tabi. İşte Fevkalelden'in Fevki'de olunca nasıl Bülent Ersoy'u izlemek biraz masraflıysa. <laughs> e, fevkaladenin fevkinde kulaklık sahibi olmak da biraz masraflı. Ya ama anladığımız kadarıyla yani TWS kulaklık bünyesindeki tepe model yine Sony olacak gibi. Onun da fiyatı da haliyle tepe olacak gibi duruyor ama bakalım bir Türkiye'ye gelsin o zaman şeylerini görürüz. Apple Kanadına geçtiğimizde geçtiğimiz gün yapılan WW ya da onların tabiriyle Tap DC'de yeni <laughs> işletim sistemlerini tanıttı. Yeni bir donanım gelmedi, özellikle bekleniyordu aslında. <laughs> MacBook Pro vesaire bekleniyordu. Sadece amacına uygun şekilde gitti. Tom, Tom Bedlevin gözü yaşlı. <laughs> yeni MacBook Pro gelse onlara da yeni MacBook Pro gelecekti. Eski MacBook Pro'yu satmak için fırsat doğacaktı. <laughs> Keşahat böyle bir şey. Yani şey oldu. Yazık oldu. Yani çok büyük yenilikler yok. <laughs> ee, ben oturup hani takip etmiştim canlı yayını e, iOS 15'te özellikle yani en azından birçok e, önemli yenilik denebilecek konuda e, FaceTime'daki kişi sayısı artırılıp Android ve PC ile de tarayıcı üzerinden paylaşma getirilmiş ve zoom özelliklerini de getirmişler. İşte e, ekran paylaşma vesaire gibi özelliği var. Hatta e, Hulu vesaire gibi servisler var. Yani, Türkiye'de ne kadar aktif kullanılabilir bilmiyorum ama Amazon'un Apple TV'si de, aman Apple'ın Apple TV'si de olacağı için e, ortak dizi film izleme muhabbetini de getirmişler. Ekran paylaşımıyla aynı servisten şey izleyebiliyorsunuz. Ne diyorduk Apple lansmanlarında? İngilizce olarak. Ee, bu sefer kullanmadılar onu. İşte onu söyleyeceğim. <laughs> Şöyle, magnificent yok magnificent değildi neydi? Ha. <laughs> Bak. <laughs> e, e, Apple'ı eee orası e, söylem e, olarak söylüyorlar. E, e, Apple bize bunu hep unutturuyor, unutturmaması lazım. Artık dememeye başladılar. İşte, işte onu, onu unutturmaması lazım ama şimdi şunları bir de yenilik diye önümüze koyduğu zaman hani en e, çok beslenen tombik bile diyemez bir şey zaten. ya zaten burada en büyük e, gelişme iPadOS'ta var O da zaten. IOS'e getirdikleri o uygulama çekmecesi vesaire gibi ya da yeni widget'lar en azından geniş ekrandaki bir tablet deneyimini daha da aktifleştiriyor. ama onun dışında Ge geçelim boş çok ver. da büyük hiçbir şey yok işte yenilik olarak evet, yani yersen var yenilik, yemezsen işte Haritalar üç boyutlu şey getirilmiş, Voluta kimlik ekleme getirilmiş ama <laughs> bunu destekleyen tabii ki ülkelerde olması lazım. BMW'nin daha önce duyurduğu da işte o telefondan kilit açma muhabbeti de işte Apple'da başlayacak anahtarsız girişi telefonda beraber yapabilecekmişiz. Ha burada tek takdir edilmesi gereken şey sürüm olarak iOS 15'in hala 6S'e tekrar geliyor olması. en azından orada tabii ki birçok şey kısılıyor. Buradaki birçok özelliği 6S'te kullanamayacaksınız ama bu markanın o işte sahibinden de satarken en azından yeni sürümü yükledim aynen. diye yazabileceğisi ya yani. Aldığında uzun bir süre şey alacağı <laughs> mesela 6S alanlar bu kadar uzun güncelleme alacağını bilmiyorlar Beklemiyorlardı da büyük bir ihtimalle haklısın. Bu açıdan hani güzel bir algıda oluşturmayı başardı Apple. Oyun kanadında da bu da zaten hızlıca geçeceğim şey ama meraklıları varsa dün yapılan aslında yine bir teknik olarak daha öncesinde başladı da resmi etkinlikler yarından itibaren başlıyor. Açılışı Türkiye saati ile 10'da e, Ubisoft, Ubisoft Forward etkinliği ile e, pardon saat 6'da Gerilla Games'in Gerilla Collective Day 2 ile başlıyor. E, 13'ünde Xbox ve Bethesda'nın artık Bethesda Xbox bünyesine, Microsoft bünyesine girdiği için bir e, game show keysi olacak. Sonrasında Square Enix'in, e, 15'inde Nintendo'nun 28'inde şu anda net olmayan PlayStation Experience bekliyoruz. 22'sinde de EA Play etkinlikleriyle bir oyun dönemine tekrar gireceğiz bu hafta sonu en dönem aslında EA daha doğrusu E3 etkinlikleri bu hafta sonu olacak. Denebilir eğer meraklıları varsa e, YouTube ye, üzerinden falan. takip Yaşanacak olur. bitecek saygısızca deyip bir şeyler <laughs> <sonra kendime> geçelim. <laughs> Hemen devam ediyorum. İnternet kanadındaki e, zam dönemine Türknet başladı. E, aslında yeni tabirle hadi özellikle birçok şeyde gelen zamda Fiyat güncelleme. Yani, güncelleme, fiyatlı güncelleme. Fiyatta güncelleme yapılmış. İlk başta zaten internet sitesinde böyle bir iki ortaya çıkmıştı. Sonradan tabii ki e, müşterilerine gönderdiği maille de duyurmuş. 1 Temmuz itibariyle yani önümüzdeki aydan itibaren özgür iletişim paketi olarak geçen tarife 95 lira, ekstra paketi de 100 lira olacak. Telefon içinde ekstra 3 lira ücret alınacakmış Türknet Net kanadında. Yani bu zamlara bir şey diyemeyiz. Kur böyle arttığı sürece mesela ben... Büyük ihtimalle şeylerde de göreceğiz zaten. Bu Türknet yaptığı eyvah durumu değil. Ay şöyle ee, bir şey Türk var. TVY'nin de fiyatı artıyor. Yani peyni, Beyaz peynirin de fiyatı artıyor. Bu orandan daha fazla artıyor bir yandan bakarsak. Yani ben şeyi görmüştüm zaten. BBC'nin yaptığı bir e, videoydu sanırım. Yeni de paylaşmış. Başka bir yerde olabilir. Yani de olabilir. E, Doşevel'e de olabilir. Bir e, böyle günlük Vlog kafasından yani yataktan kalktığın tarafta verdiğin vergi oranlarıyla vesaire şey oluyor. Dolaylı vergilerle beraber bir vatandaş normal açıda gelirinin %45'ini %50'sini vergi olarak veriyor zaten. Şimdi bu hafta mideme oturan bir harcama yaptım onu anlatayım. Arkadaşlar hala izlemediğinizde şu TCL videosunu izlesinler bu arada. TCL videosunda masanın üstünde fon olarak görünsün diye aldığımız Coca Cola'lar ve cipsler var. 66 lira tuttu evet. Erdoğan. Yani buradan bakkala sipariş verdik. Ne söyledik? C cips Direkt ve kola. Başka hiçbir Pranger, şey söylemedik. Pringles, ve kola. Aynen öyle. Yani 66 lira şundan kısa bir süre önce o cips falan 1 lira 1,5 lira falandı. Kola ikili ve üçlü ve filan da kutu kola. Kaç tane kutu kola geldi o için? iki tane kutu kola, üç tane cips, bir, dört tane cips. Yani hani ben de onu fark ettim. Bir poşet bir şey aldık ve o bir poşet öğün değil. İki öğün atıştı. arasında atıştığı ve bir şey en fazla. 90 dakika maç izlesen yetmez. Evet. İki kişi 90 dakika maç izlesen yetmez. A 66 lira çok para yani hani ee, bu hayat bu kadar pahalı olmamalı. O yüzden TTNET'te ne yazık ki fiyat zam yapacak ve, ve biz e, ben çok istemem niye fiyat zamlandı diye bu adamla veya atayım tutayım falan da e, bugünün Türkiye'si fiyat zamlandı diye atıp tutmaya ya bir de şey, şey durumu yapıyorum. da var hani Türknet bunu ilk yansıtan firma olması çok normal çünkü taahhütsüz bir durumu var hani şeyde de Türk Telekom şu an duyursa ya da mesela örnek veriyorum ben e, bireyselde Süper Online kullanıyoruz e, evde. Bu güncellemeyi yapsa bizim taahhüt bitene kadar o güncelleme bize işlemiyor. Hani öyle bir avantajınız oluyor. Eee de her zaman e, bu hizmeti en başta veren oluyor. Tabii işin şey tarafında baktığımızda bunlarda tek paket tek fiyat olayı olduğu için bazıları için artık e, çok pahalı olacak. Eğer işte Yapa dedikleri altyapıda değiller ve taahhütsüz kullanmak için bunu tercih etmişlerse şu anda zaten işte 100 megabit ve üzeri alabilen insanlar olsun demişlerdir. Şimdi o oran orantıya baktığında yüksek hızlarda diğer bütün operatörlere göre çok avantajlılar. Ama, altyapıda olmayan yerlerde zorunda kalan kişiler için de pahalı oluyorlar. Beğenmezseniz en azından gidip Super Online'la Türk Telekom'la hemen bu ay sonunda geçebilme avantajınız var. Ona göre de seçiminizi yapın. Gelir mi gelmez mi dediğimiz Realme GT de ilk başta Avrupa arenasına çıkacak ama 15 Haziran saat 4 içinde de Realme Türkiye'den bir sosyal medya paylaşımı geldi. Onun lansmanı diye. yapılacak öyle anlıyoruz. Ee, o saatte. Türkiye lansmanı olacak diye. Şeye tam kontrol etmemiştim. Acaba onlar da mı Avrupa lansmanını paylaştı? Ama Avrupa'da yapılmıştı zaten o yüzden Hı -hı. ben Türkiye ben lansmanı ben Türkiye lansmanı, lansmanı yapılacak. yapılacak diye anlıyorum. Ben 15 Haziran'da yokum burada. işte gidiyorum. Hı -hı. Top sizde. Bence Türkiye lansmanını yayınlarsınız. Tabii cihazın. ki yayınlarız. Ee, 400 ve 550 Euro fiyatla Avrupa'da satıldığı. Unutulmadan Türkiye lansmanı izlensin. Güzel telefon. Hiç Tabii canım. Snapdragon 888'i 120 er, e, Super AMOLED ekranı 812 bize büyük ihtimalle 828 gelecektir Türkiye. Bu Realme'nin Türkiye'de bugüne kadar çıkarttığı ilk amiral gemisi olacak. En güçlü hatta. telefon, ilk amiral gemisi olur hani diğerlerinde çünkü Hani kendileri tabi Pro versiyonları hani amiral gemi seviyesine seviyesinde diyorlar. Tabii ki değildi. Eee Realme'nin de galiba yani en azından Avrupa pazarında bir yere çıktıktan sonraki de ilk amiral gemisi. Realme tahminindeki en güçlü cihaz diyebiliriz bu cihaz için kesinlikle. Bakalım hani ben e, merakla bekliyorum tabii ki bu e, modeli de. Fiyatını da çok merak ediyorum. Ve e, Türkiye'deki üretim ihtimalini de merak ediyorum ben. Valla inşallah öyle oluyor Aydo. Yani inşallah Türkiye düvetiyle ve Türkiye üretilen ilk amiral gemisi telefon da bu oldu. Çünkü sonuçta Realme Türkiye üretime geçti. Evet. C21 ve piyasaya sürdüğü C21 Türkiye düvetti. Doğuş pilleri düşürdü arkadaşlar. <laughs> evet. şey yok, sıkıntı yok. Realme ile alakalı bir sorun değil yani yaşadığımız. Doğuş ile alakalı. Üretir Sov... artık diye tepki gösteriyor. Aynen öyle. bu cihaz eğer Türkiye üretilirse o zaman biz şey diyebiliriz. Türkiye'deki cep telefonu üretim teknolojisi her şeyi üretecek seviyede diyebiliriz gayet var. İnşallah senin söylediğin gibi olur. Benim uzaktan çok beğendiğim cihazlardan bir tanesi ben Tasarım bu cihazın GT'ye uyuyor yani öyle sarı siyah vesaire. Aynen. Ben bu cihazın Türkiye'de hangi fiyatla satılırsa satılsın, satılmasından yanayım. En ucuz ee... amiral gemilerinde mesela şey seviyesini yapabilirlerse hani bilmiyorum. Ee, işte Poco F3 mesela şu anda güncel ve amiral gemi klasmanında sayılabilecek ya da Mi 10T serisi. Yani e, hatta net fiyat verirsem 6000 dolaylarında olursa. Şimdi çıktığı zamanki fiyatını Snapdragon 888'li başka cihazlarla kıyaslarız. Onu konuşmak en ucuz 888 şimdiden... olacaktır Hı -hı. tahminimce. Onu konuşmak için şimdiden çok erken. E, detaylarına falan da bakıyoruz o da ayrı. Ben şey olarak söylüyorum bu güzel bir cihaz. Oy Türkiye'de 10 e de satılsa, 5 e de satılsa ben Türkiye'de satılmasını isterim. <laughs> şey olarak isterim. Yani bu şey gibi Find X2 de güzel bir cihaz. Türkiye'de pahalıya satıldı. Evet. Nasıl onun Türkiye'de satılmasından memnunsam. X3'ü de getirsin. E, bunun da Türkiye'de satılmasından memnunum. O yüzden 15'e Haziran saat 14'te kimseyi randevu vermeyin. Mutlaka YouTube'un başında olun ve mümkünse bizim kanaldan, HVP'den izleyin canlı yayını diyeyim. Kesinlikle. Türkiye'den üretim de demişken şu anda Türkiye'de üretilen en güçlü telefon da Redmi 9T oldu. Xiaomi kanadından üretilen ya da bildiğimiz en güçlü telefon oldu diyelim. Snapdragon 662'li 6.53 inç Full HD Plus IPS ekranı ve 6000 mAh bataryasıyla Türkiye pazarında da dikkat çekebilecek 2800 lirada fiyatı olan bir cihazda yerli üretim vurgusuyla Xiaomi'nin fabrikasında üretilmeye başlandı Salcom tarafında. O da hayırlı olsun. Yani bence Redmi 9T de Türkiye düvetim açısından önemli bir cihaz. En azından çok şey değil, çok alt seviye bir cihaz evet. değil. Tam bir orta seviye Orta segment bir cihaz. Yani altları gördük, ortayı göreceğiz ki sonradan da yukarıyı yukarı görelim. O da önemli. Ve şeye de hayırlı olsun. Xiaomi'ye de hayırlı olsun. İnşallah inşallah Xiaomi'den daha yakın zamanda Üst segment cihazlarda da görürüz Türkiye ürettiği. Son haberlerimize doğru gidiyoruz değil evet. mi? Son haberimiz HP Amerika Birleşik Devletleri'nde yani ABD pazarında PC satıcısı olarak bilgisayar satıcısı olarak Apple'ı geçti. Evet senelik %122 artışla. E Apple'ın muazzam Biliyorum. bir pazar payı vardı Amerika'da kolay kolay geçilemiyordu. Geçen yılın değil mi? Geçen yılın sonuçlarına göre hı hı. HP şeyi geçti, Apple'ı geçti. Ee, bu yok, şeyde Q1 2021'de geçti. 2020'de. Yani M1'li cihazlarda mı geçti? Evet, M1'li cihazların olduğu zamanda mı geçti? Ama onlar daha yeni shipment olmaya başladığını düşünürsek hani Q2'de görmek lazım. Q1'deki yani geçen seneki bu dönemdeki ilk çeyrek raporuna göre Apple %25 gibi bir paya sahipken HP %16.4'müş. İkinci sırada e, da aslında Dell varmış ile beraber. Bu sene geçen seneye göre işte HP'de %122'lik %122'lik doğru söyledim. Bir büyüme ile %21.1 pay almayı başarmış. Apple'da %19.5'a gerilmiş. E, sayılara baktığımızda geçen sene 4921 adet ürünün şeyi varken 6.678'e çıkartmasına rağmen Apple e, HP 3256'dan 7201'e hmm. çıkartmış. Apple'ın satışı düşmemiş, Apple'ın satışı da artmış. Ama HP'ninki daha çok artmış. Evet. O yüzden onu anlıyoruz değil mi? Aynen öyle Güzel. Rekabet iyiydi. Şeydiydi. Orada sen o tabloyu büyük bir ihtimalle ekrana koyarsın. Hı -hı. Arkadaşlarımız Samsung'a baksınlar. Samsung ABD'de hala laptop pazarında varken Türkiye'de laptop pazarında yok. Ya yani o Samsung da çok az bir artış olmuş. Samsung laptop. gayet başarılı. Ben soracak çocuğursan laptoplar yaparken benim bugüne kadar kullanmaktan en keyif aldığım laptopum Samsung laptop'tu mesela ee, hep söylüyorum onu şu anda da kız arkadaşım Suzan kullanıyor 5-6 Be yıllık laptop olmasına rağmen ve her seferinde aramızda kalsın ne de olsa izlemeyecek bu çok güzel bir bilgisayar değil mi filan diye soruyor çünkü gerçekten güzel bir bilgisayar. Gerçekten... Ben de mesela yıllarca bir Samsung laptop kullanmıştım ee, şimdi de başka birine verdim ve o kullanmaya devam ediyor. O yüzden biz tekrar Samsung'u keşke Türkiye'de laptop üreticisi olarak görsek. Hazır şey Huawei Huawei pazara yeni yeni cihazlar getirirken bu Everest filan gibi markalar Çin'de ürettirdikleri şeylerin üstünde kendi markalarına basıp Türkiye'de satarken yani tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir laptop talebi varken Samsung'un da tekrar pazara girdiğini keşke görsek. Son olarak da geçtiğimiz hafta konuşmuştuk hatırlamıyorum. Ondan önce de işte Cahreyn'e, Ahmet'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olmasını şey yapmıştık. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam Ahmet bir çağrı yaptı Ahmet Davutoğlu'na. ya Pardon Ali Babacan'a ya da Ali Babacan ben de katılmak hı hı. isterim gibi bir durum oldu. Sonuçta cumartesi günü de saat 20.30'da Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan da ee, bu yayına katılacak. Ben ilk bu Twitter üzerinden konuşmalarına denk gelmiştim e, Ahmet'in paylaşımlarında. Ee, benim dobra sorularım hani şunu istiyoruz bunu istemiyoruz demeyecekseniz buyurun gelin demişti. Ali Babacan da hay hay dedi. Eğer bu e, şeffaflıkta ve dürüstlükte olacaksa e, Ahmet'in de o tarz konularda sert sorular sorabileceğini en azından birçok Kanalda ee, sorulmayacak ya da belki istenmeyecek soruları sorabildiğini Türkiye'nin kötü bir durumu var. Kötü durum şu işte bu muhalif siyasiler ne yazık ki konuşabilecek, dertlerini anlatabilecek platform bulamıyor bulamıyorlar. Musun? Bulamadıkları için de iş Ahmet'e Mehmet'e falan kalıyor. Ahmet akıllı bir çocuk. Ben kendisiyle ilgili kafamda herhangi bir negatif şey yok, düşünce yok. Ama şöyle bir şey var. Ee, Ali Babacan'la ilgili çok böyle memnun olduğumu söyleyemem. Ee, Ahmet Emin'in bu gezi hikayesine bir girecektir. Ee, Ali Babacan da yine de ya işte biz o davadan çekilemiyoruz ki filan gibi böyle laflı edecektir büyük bir ihtimalle. Ee, hayırlı olsun. Ben ben hoşlansam da hoşlanmasam da tüm siyasilerin ne düşündüklerini açık açık söylemelerinden yanayım. Ee, Ali Babacan'ın ne yapmaya çalıştığını çok dikkatli izliyorum. Ee, tüm muhalefet partilerinin ne yapmaya çalıştığını çok dikkatli izlediğim gibi. Ee, i̇nşallah Ahmet Yayında Ali Babacan'a ee, Liberal görüşleri gereği HDP'nin kapatılması sonunda Kürt seçmeye eğer böyle bir şey olursa Kürt seçmene nasıl bir kucak açacağını, buradaki formülünün ne olduğunu filan da çok net sorar. yani görünüm ister ki bu konuşmalar mainstream televizyonlarda olsun. Prime time'da yayınlansın. Gazetelerde çok daha deneyimli adı reporter olan İngilizce insanlar gerçek muhabirler. Gerçek muhabirler bu soruları sorsunlar. Ama olmuyor işte şey... Olabilir. Zaten şey yapıyorlar hani e, her şeyde de oldu. Mesela işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katıldıktan sonra e, muhalefete yakın olan e, gazeteler ve işte sosyal medya mecraları e, aradan cımbızla en güzellerini seçip sundu. şeylerdi de hükümete yakın olanlar da aradan cımbızla seçip Oradaki tabirlerdeki kötü şeyleri ya da böyle belli kısımları keserek şey yapıyorlar. Ne yazık ki O yüzden böyle, yayınları izlemek böyle, daha mantıklı. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Geçen şeyler paylaşılıyordu. Ben mesela e, küçüklüğümde en azından işte 32. gündür vesaire falan platformların videolarını da izlediğim için ya da gördüğüm için garipsemedim ama bir şey özlemi oldu. E, sanırım Tansu Çiller'in falan böyle aday olduğu hani Türkiye'deki farklı farklı... Ee, yeni hükümeti kurmak için aday olan partilerin bir televizyon programında e, o sunucusu kim vardı o gün hatırlamıyorum ama kendi projelerini anlattığı, karşı taraftan muhalifinde neden olamayacağını bunun vesaire böyle gayet düzgün bir şekilde konuşulduğu şeyler var. Hani ben bunu e, ilk küçüklüğümde Amerika'da yapıldığını sanardım. Meğersem aslında 90'larda, 80'lerde Türkiye'de fazlasıyla yapılıyormuş. Keşke günümüzde de görsek yani farklı farklı şeylerle değil de sakince oturup işte Sayın Cumhurbaş Cumhurbaşkanı da işte Kemal Kılıçdaroğlu da diğer bütün muhalefet partileri de oturup kendi projelerini anlatıp işte hükümete tam manasıyla bir muhaliflik yaparak konuşabilecekleri ortamları olsa ama ne şey olarak zaten haberde bile yokken şimdi hangi şeyde olacak durum olur en basitinde? Ya işte Türkiye'nin şu an bulunduğu durum ne yazık ki bu senin keşke olsun olsunlar dediğin ve benim de keşke olsunlar konusunda sana hak verdiğim duruma uygun değil. bugün Türkiye'de medya sadece iktidar partisinin ve hükümetin ikisi aynı olduğu için onun sözlerine yer veriyor muhalefetin sözlerini hatta ana muhalefet partisinin sözlerini bile yeterince yer verilemiyor. O yüzden işte bu diğer aktörler, daha küçük aktörler daha az yer buluyorlar. İş o yüzden Jahreyn'e kalıyor, iş başka arkadaşlara kalıyor. Yeni platformlara kalıyor. Yeni platformların belki görevlerinden bir tanesi de budur. Evet, yani, Türkiye gündeminde YouTube, Twitch bayağı bu aralar önemi artmaya başladı televizyonda belki şey de çıkmıyor. o yüzden biz bu yeni platformları bu kadar önemsiyoruzdur. Yani hani tarih belki kendi içinde bir şeyleri bildiği için yeni platformları çıkarmıştır. Türk insanının buna ihtiyacı olacak diye belki YouTube çıkmıştır. Bilmiyoruz neyin ne olduğunu. Çünkü Türk insanı son zamanlarda birçok şeyi YouTube'dan evet. şey yapıyor, ne derler öğreniyor. Ahmet'e başarılı bir yayın dileyelim. Ben Ahmet'in yapacağı yayında yanlış bir şeyler yani e, bilerek herhangi bir şeyin yanlış yapılacağını düşünmüyorum. Ahmet'in soru sorarken yanlı davranacağını falan da düşünmüyorum. E, i̇nşallah Ahmet'in kanalı bir er meydanı kanalına dönüşür ve inşallah başka popüler figürler de sadece siyasetçi olması önemli değil başka popüler figürler de Ahmet'in misafiri olurlar. Eğer böyle bir talep varsa Ahmet de ona cevap verir inşallah. Ee, bizim e, tüm politikacılara çok özgürce soru sorabilecek olan, tüm ünlülere çok özgürce soru sorabilecek olan e, yayınlara ihtiyacımız Geçen var. Geçen seçimde mesela şeyde olmuştu Oğuzhan Uğur. Babala da e, birçok kişiyi e, şey yapmıştı. Orada da tabii eleştiriler şey oldu ama en azından biz televizyonda görmediğimiz siyasi ben o bütün programları izledim mesela evet benim de ya bence burada yanlış yapmış ya da e, niye bütün siyasileri almadı o zaman böyle bir proje varsa dediğim durumlar olmuştu ama en azından televizyonda e, görmeyeceğim siyasetçileri ya da televizyonda çok az gördüğüm ve ne demek istediğini anlayamadığım siyasetçilerin bir platformu olmuştu. Yavaş yavaş bu sefer de Twitch... Şimdi Olacaklar bunlar Türkiye'nin politikleşmesi için mi, politikleşme hizmesi, ivmesini mi hızlandırıyor? Türkiye'nin demokratikleşme hizmesi, ivmesini mi hızlandırıyor? Halkın birbirinden daha ayrılmasına mı neden oluyor? Daha birleşmesine neden oluyor? Bunların tabii ki cevaplarını verebilecek sosyolojik bilgiye sahip değilim. Onu akademisyenler bu olayla olup bittikten sonra geriye doğru bakıp neyin ne olduğuna şey yaparlar, yazarlar. Tarih bunların tamamını yazar. Hiçbirisini anlama, atlamaz. Ama bugünün Türkiye'sinde bu ve ihtiyaç olduğunu şey yapmak zorundayız. Kesinlikle. Kabul etmek zorundayız. Hayırlı olsun Ahmet için. İnşallah Sayın Ali Babacan da eteğindeki taşları en net şekilde döker. Ve belki ben ve benim gibi kendisine biraz mesafeli bakan insanların da o mesafeleri tekrar gözden geçirmesini vesile ya olur. Biz de bir derdini dinlemiş olduk. Konuk olmasının esas nedeninin bu olması lazım. İnsanlara kendini anlatabilme nedeni şeyi olması lazım. Başarılar dileyelim ve Cuma raporunu bitirelim. Neyle bitiriyoruz Cuma raporunu? Bugün hazır karşımda Aydoğan şu Covid-19 aşı sağlık govtia maddesi açıkken biz Cuma raporunu çekerken rakam nasıl değişmişi söyleyelim arkadaşlara. 5000 değişti. Biz Cuma röportajını çekerken ikinci kutusu uygulanan yaklaşık, insan bir sayısı 5.000 arttı. Her saat 5.000, 24 saatte gayet iyi bir rakam şey olarak. 100.000, bin, bin böyle gidersek süper olur şey Çok anlamında güzel. her gün, her gün, her gün. Bu ivme devam etsin. Önemli olan o. Ama lütfen siz, kapatıyorum artık yayını, maskeye, mesafeye ve hijyene önem vermekten şey yapmayın. Kendinizi alıkoymayın. Ayrıca Bora'da söylediği gibi onu da söyleyeceğiz bundan sonra sürekli. Gerçi her seferinde benim adımı anmanıza gerek yok dedi ama <laughs> adını analım tabi Bora'nın televizyon programlarında söylediği gibi sevdiklerinizin sizin için önemli olan insanların gözünün içine bakarak değerlerini onlara söyleyeceğiniz bir haftanız olsun, bir hafta geçsin. Mutlu ve mesut olun önümüzdeki hafta boyunca. Türk milli takımı maçlarının hepsinden puan çıkarsın. Önümüzdeki hafta burada inşallah şeyi e, ee, gruptan maçı nasıl kazandığımızı bu, gru gruptan çıkma iki maçı kazanırsak gruptan çıkarız Aynen. zaten şey olarak. Gruptan çıkmanın keyfini yaşıyor olalım. O cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Hoşça kalın.